Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Beni soracak olursanız ben biraz rahatsızım arkadaşlar. Sesimden anlaşıldığı gibi de. Sanki böyle biraz grip geçiriyorum gibi. Sesim de bozuldu bayağı, vücudum da kırık kırık. Ama yine de sizlerle birlikte şöyle güzel bir video yapmak istedim. İnşallah sizler iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaprak saracağım biraz. İçini hep beraber hazırlayalım. Hep beraber. Kusura bakmayın, sesim çok kötü. Rabbim bütün hastalara da şifalar versin bu arada. Herkes bu aralar grip ve soğuk algınlığı yaşıyormuş arkadaşlar. Mutlaka dikkat edin. Ben de birden geldi vallahi. Alerjik mi bilmiyorum ama burun akıntısı, boğaz ağrısı, ses kısıklığı yaşıyorum şu anda. Rabbim herkese şifa versin. Dikkat edin. Bu havalar insanı gerçekten bir anda çarpabiliyor. Evet, sizlerle birlikte yapraklarımı ben şöyle suya koydum arkadaşlar. Hazırladım. Biraz tuzlu gibi geldi bana. Suya koydum. İçinde hep beraber sizlerle birlikte hazırlayacağız. Hadi hepimize kolay gelsin diyorum. Evet arkadaşlar, ilk önce soğanlarımı doğrayacağım. Pirincimi de şöyle ısladım hemen. Soğanlarımızla bol soğan doğrayacağım içine arkadaşlar. Bol soğan doğrayınca güzel olur gerçekten. Sizler neler yapıyorsunuz? Gününüz, hayat nasıl gidiyor arkadaşlar? Kış gelmeden ben hasta oldum bile. Aman dikkat edin, sizler de olmayın. Havalar çok değişken arkadaşlar. Dün hava çok güzeldi. Güllük gülistanlıktı vallahi. Yaz gibi hava vardı. Bugün de kapalı bir hava var. Karadeniz böyle arkadaşlar. Havası belli olmuyor gerçekten. Soğan da o kadar yakılmış ki. Belki biraz burnumu açar. Burnum da çok tıkanık. Soğanlar çok yakıyor arkadaşlar. Ağlattı beni. Vallahi çok ağlattı beni arkadaşlar. İnanın ki soğan çok acıymış. Allah ağlatmasın yeter ki, değil mi arkadaşlar? Soğan ağlatsa da bir şey olmaz. Soğanların içi de geçmiş, bayağı bir kötü olmuş.
bilir depolarda ne kadar bekliyor değil mi arkadaşlar? Bir tane de doğrayayım yeterli. Soğanlarımı yıkayacağım şöyle hemen. Şöyle buradan geçireyim. Soğanlarımı da kaldırayım. Vallahi çok ağlattı arkadaşlar soğan beni. Evet, hemen soğanlarımı sizlerle birlikte doğrayacağım arkadaşlar. Birinin soğan acaba? Soğan çok yakıyor arkadaşlar. Sabah erkenden kalktım arkadaşlar. Şöyle evi toparladım. Bir süpürdüm. Çok da halim yoktu. Silemedim vallahi. Çamaşırım vardı, hemen onu attım. İnsan hasta olunca gerçekten hiçbir şey yapası gelmiyor. Rabbim herkese sağlık versin gerçekten. Almanya bıçakları da güzel kesiyor Allah'tan. Evet, biraz durduracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, soğanlarımızı kavurmaya koydum ocağımıza. Şöyle güzel kavrulsunlar. Ölsünler. Şöyle güzel bir şekilde. Beni öyle bir yaktı ki arkadaşlar, inanılmaz derecede. İnanın ki her yerim açıldı vallahi. Burnum falan açıldı. Soğanlarımız kavrulurken ben de hemen pirinçlerimi güzel bir şekilde yıkayayım.
hazırlayayım arkadaşlar. Evet, ezanımız da okunuyor arkadaşlar. Pirinçlerimi yıkadım arkadaşlar. Şöyle süzgece koydum. Suyu süzülsün. Biraz da çok az bulgur attım ben. Çok fazla kullanmadım. Şöyle soğanlarım güzel kavrulsun. İki başta sarımsak doğrayacağım arkadaşlar ben. Güzel bir aroma veriyor gerçekten. Şöyle ince ince. Thank you.
soğanlar da sulu suluymuş arkadaşlar. Bakın ne kadar suyu çıktı. Salçamızda da biraz şöyle kavuralım arkadaşlar. Bu biberim de kalmamış. Şöyle. Nanemi koydum arkadaşlar. Biraz karabiber koyacağım. Tuzunu da hemen ilave edelim. Güzel bir şekilde kavuralım pirincimizi.
Evet, sarma içimiz hazırlandı. Şöyle hemen maydanozlarını dökeceğim arkadaşlar. En sonunda çünkü tadı böyle güzel kalsın. Şöyle hemen de karıştıracağım. Kapatacağım altını. Yeşillik her şeye yakışıyor vallahi. Evet, ben içimi, sarmamı hazırladım arkadaşlar. Oturma odasına geldim. Oturarak böyle biraz yavaş yavaş saracağım inşallah. İnşallah bitirebilirim. Biraz da böyle biraz kırığım biliyorsunuz. Hem sizlerle muhabbet edelim hem de sarmalarımızı saralım. Evet, hem sizlerle birlikte sarmalarımızı saralım arkadaşlar. Miraç da okuldan geldi. Ayağını burkmuş. Vallahi inanın ki insan şaşırıyor arkadaşlar. Çocuklar her gün bir şikayetle geliyor. İnşallah bir şey yoktur. Ayağına buz koydum şimdi. Dikkat etmiyorlar. Hiç zıplarken, oynarken düşünemiyorlar. Başlarına ne geleceğini bilmeden hareket ediyorlar. İncecikmiş, güzelmiş. Şöyle küçük küçük saralım. Bir yandan da Kadir Ezil'de izliyorum arkadaşlar. Vallahi yemesi 5 dakika sürüyor ama saatlerce sarmak zaman alıyor arkadaşlar. Yapraklara bakar mısınız? Küçücük küçücük. Her yerde bir tartışma, bir kaos dönüyor arkadaşlar. İnanın ki yemek programlarında bile tartışmalar. İçinde tadına baktım arkadaşlar. Çok lezzetli ve güzel olmuş. İnşallah yiyenlere şifa olsun. Bakalım kimlere nasip olur bilmiyorum. Birazını pişireceğim. Bayağıdır sarmamıştım. Sardıklarımda hep kullandığım misafirlerimiz gelmişti. Onlara kullandım. Şöyle dedim yine hazırlayayım. Dolaba koyayım inşallah. Birilerine nasip olur değil mi arkadaşlar?
odasına sarmaya bir çarem yok ama. Şöyle kendimi oyalayayım dedim biraz. Hep yatınca da insan daha kötü oluyor gerçekten. Evet, ben devam ediyorum arkadaşlar. Bitmedi vallahi. O kadar inceymiş ki. Şu kadar sardım. Şöyle. Devam ediyorum. Bir yandan televizyon izliyorum. Ay, o çiğ yenmez anneciğim. Karnı ağrıtır. Miraç da ayağını burkmuş arkadaşlar. Topallayıp topallayıp geziyor. Miraç kız anne. Miraç. Bu sarılacak sonuçta arkadaşlar. Bana bakıyor vallahi. 50 işte kalan 50 günde kalır derler ya. İşte aynen. Hazır bir öğün oluyor gerçekten. Böyle hazırda dolaba atıyorum. Saklama kabına koyuyorum. O zaman güzel oluyor arkadaşlar. Buz tadı olmuyor. Bir saat sarıyoruz. 5 dakikada yiyoruz vallahi. Sarma da güzel oluyor değil mi arkadaşlar? Gerçekten lezzetli oluyor, güzel oluyor. Sarması zor ama yemesi güzel. Dakikamız doldu mu bakalım şöyle. Evet, 29 dakikamız olmuş. Biraz daha sarayım. Bakar mısınız inceliğine arkadaşlar? İncecikmiş yaprak. Çok güzel. Birazını akşama pişireceğim. Kenan Bey özledi. Sarma pişirebilirsin dedi bana. Ben de tabii ki dedim. Yanına bir de bol köpüklü bir ayran yaparım. Çorbam da var arkadaşlar. Yeter bu akşamlık. Allah bereket versin. Rabbim olmayanlara nasip etsin. Allah kimseyi açlıkla sınamasın. Rabbim herkesin evine sağlık, huzur, bereket versin. Herkesin ocağı kaynasın arkadaşlar. Rabbim olmayanlarla paylaşmayı bizlere de nasip etsin inşallah. Bedenen her zaman iyidir. Alan evden daha iyidir arkadaşlar. Hep verici olalım. Hep kendimizi düşünmeyelim. Karşımızdaki insanları da düşünelim. Garibanları düşünelim. Yoksulları düşünelim. Paylaşmak her zaman güzeldir. Tek yemenin hiçbir tadı yoktur ama paylaşınca her şey güzelleşir diyorum ben. Gerçekten tek yemeği de hiçbir zaman sevmedim. Her şey paylaştıkça güzeldir. Evet arkadaşlar, ben sizleri burada veda edeyim. Şöyle soframı çekeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum.
Sevilay bacımızı da şöyle destek vermeden geçmeyin. Videolarımızı sonuna kadar izleyin lütfen. Beğeni yapın, yorum yapın. Yorumlarınızı çok görmek istiyorum. Sizlere cevap vermesem de kalp atarak sizlere cevap vermiş oluyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah yakın bir zamanda da kanalımız kocaman olacak. Buna eminim inşallah. Evet, sarmalarımı şöyle yakından göstereyim. Sarmalarımı sardım ben. Şöyle. Daha sarılacak çok var. Kaç saat sürer bilmiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet ediyorum hepinize. Sağlıcakla kalın. Sağlıktan ötesi hiçbir şey yok. Kafanıza hiçbir şey takmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Biz